Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar. Ekim 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Ve sevgili Başaklar, yılın 2023'ün en önemli aylarından biri Ekim başlıyor. Önemli bir ay, bir güneş tutulması, bir ay tutulması yaşayacağız. Ortaya çıkacak enerjiler daha kadersel olarak, çok da hani müdahale edemeyeceğimiz etkiler ortaya çıkaracak. Kişisel ve toplumsal alanlarda önemli değişimleri, dönüşümleri tetikleyebilir doğal olarak. Bu ayın büyük bölümünde Mars'ın terazi burcundaki etkisi nedeniyle para konularında bir mücadeleniz var. Yani burada belki hani bir süredir de devam ediyor bu, aslında Eylül ayından bu yana devam eden bir etki. Para kazanma, işte bir borcu ödeme, iş konuları, ortaklı gelir giderleriniz ve bu alanlarda enerjinizi harcıyorsunuz. Ama Mars ayın ilk 10 günlük döneminde Uranüs, Neptün, Plüto ile biraz sert açılar içerisinde ve güney düğüm yönlü olduğu için geçmişten gelen hani kronik bazı problemleri de burada ortaya çıkarabilir ve sizin burada daha kararlı, daha hırslı, daha belki inisiyatif alarak hareket etmeniz gerekiyor. Maddi durumunuzla ilgili alanlarda bir zorluk olabilir, tabii ki bir kayıp olabilir, harcamalar olabilir, gelirlerde bir sıkıntı olabilir. Ama bütçenizle ilgili alanlarda inisiyatif almanız gereken ve bu konuları belki daha ciddi, daha kararlı bir şekilde çözmeye çalışmanız gereken bir dönemdesiniz sevgili Başaklar. Ve tam da bu alanda 14 Ekim'de 21 derece terazi burcunda yeni ay ile birlikte güneş tutulması olacak. Koç terazi aksındaki bu tutulmalar Nisan'da başladı ve 2025 Mart'ına kadar devam edecek. Şimdi bu tutulma terazi burcunda güney yönlü bir tutulma, Plüto ile sert bir açısı var. Biraz tabii içinde mücadele var, dönüşümler var, daha kararlılıkla bir hareket etmemizi gerektiriyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Bütün başaklar aynı şekilde etkilenmeyecek. Önce burçlar özellikle önemli burada. Kişisel haritalarınızda özellikle Koç, Yengeç, Terazi ya da Oğlan 21 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa sizin için bireysel olarak önemlidir bu tutulma. Para konularında önemlidir. Para konularında yaşamınıza bir düzen getiren, bir kapı açan ya da bir şeyi kapatan, dönüştüren bir etki oluşturacak. Tabii ki iş ve mesleki konular, hani çalışarak kazanç elde ettiğiniz alanlarda da önemli bazı tesirler getirebilir. Terazinin kendi içinde bir ilişki vardır, bir işbirliği vardır. Bu bir işbirlikleriyle ilgili bir konu olabilir, evlilikle ve partner ilişkileriyle ilgili olabilir, hisseli paralar olabilir, para konularındaki sorunları çözmek için aradığınız bazı arayışlarınız olabilir ya da bir dava, bir hak, hukuk, adalet arayışı söz konusu olabilir. Toplumsal alanlarda da önemlidir biliyorsunuz bu tutulmanın tesiri. Az veya çok kişisel haritalarımızın aldığı etkiye göre kolektifte oluşan etkilerden de biz bir şekilde payımıza düşeni yaşıyoruz doğal olarak. Ve ayın 12'sinden sonra Mars artık Akrep'e geçecek. Bu üçüncü ev konularını hareketlendirmeye başlayacak. Ayın ortalarından itibaren seyahat trafiğiniz, iletişim trafiğiniz artabilir. Bir şeyleri öğrenmek, okumak, yazmak, iletişim, medya, yayıncılık, reklam, promosyon çalışmaları ve benzeri alanlarda tasarım işleri, yaratıcı işler, yani buralarda daha fazla enerjinizi ortaya koyabilirsiniz. Bazılarınız için kardeşlerle ilgili, yakınlar, akrabalar, hatta komşu ilişkileriyle ilgili konular da biraz sizin için günlük hayatınıza dahil olmaya başlayabilir. 22-23 Ekim itibariyle Güneş'in ve Merkür'ün de Akrep Burcu'na doğru geçişi bu anlamda hem zihinsel hareketliliğinizi arttıracak, hani bir şeyleri öğrenme konusunda daha meraklı olacaksınız, araştırmacı bir zihniniz olacak. Öğrenciyseniz eğitim konularında sizin için çok yararlı da çalışabilir tabii ki bu aksdaki geçişler. Ve 28 Ekim'de ay artık dolunay fazına ulaşacak. 5 derece boğa burcunda dolunay ile birlikte ay tutulması yaşayacağız. Parçalı bir ay tutulması boğa akrep aksında son 1,5 yıldır yaşadığımız tutulmalar da tamamlanıyor. Bu tutulmayla beraber Jüpiter de boğa burcunda, biliyorsunuz sizin 9. evinizde, tam karşı aksında işte Merkür'ün, Mars'ın, Güneş'in olması biraz kendi içinde çatışmaların, gerilimlerin, streslerin olabileceği bir tutulma olduğunu gösteriyor. Bu tutulmayla beraber yurt dışı konuları, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işleriniz, yolculuklar, seyahat trafiği, hani hareketlenebilir açıkçası. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakın. Özellikle sabit burçlarda bunlar hangileri? Boğa, Aslan, Akrep ve Kova.
5 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz varsa sizin için çok da önemli olabilir, etkili olabilir bu tutulma. Belki yurt dışı ile ilgili bir beklentiniz var, bir seyahat planlamanız var, yurt dışında okuma, yerleşme konunuz var. Burada bir sonuç alma, bir kapı açılması, bir destek almanız mümkün, bir fırsat ortaya çıkabilir. Bununla birlikte akademik konular, üniversite ve eğitimle ilgili işleriniz, medya, basın, yayıncılıkla ilgili veya internet üzerinde yapabileceğiniz her türlü iş girişim. Hani buralarda size destek olabilecek bazı fırsatlar veren bir ay tutulması ya da daha öncesinde yaptığınız işleri sonuçlandıran, tamamlayan bir etki ortaya çıkarıyor. Hukuksal konularda da çalışabilir. Böyle bir hukuksal işiniz, davanız varsa, kardeşlerle de çekişmeli olabilir. Unutmayın, 3. evde çok yoğun hareketler var. Belki bir miras konusu var, bir paylaşım konusu var. Hani böyle bir yasal mevzunuz varsa ve bununla da ilgili bir sonuç bekliyorsanız, işte bu ay tutulması en azından içinde bulunduğunuz koşulları netleştirip önünüzü görmenizi sağlayacak, size önemli bir farkındalık verecek. 2004 yılının Ekim ayında da bu ay yaşayacağımız tutulmaları yaşadık. Aynı burçlarda, aynı derecelerde. Lütfen o dönemi, 2004 yılının sonbaharını, kış aylarını şöyle bir gözden geçirin. Tamamen aynı olmayacaktır tabii ki ama eğer doğum haritanız etki alıyorsa benzer tesirleri de çalıştırabilir. Unutmayın sevgili Başaklar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Başak Burcu, Zodyağın 6. burcudur. Merkür tarafından yönetilen Başak, toprak elementinin değişken niteliklerini taşır. Başak Burcu'ndan doğan kişilerin en büyük özelliği, pratik zekalı, çalışkan ve düzenli olmalarıdır. Onlar ayrıntıları inceleyerek detaylı ve becerikli bir şekilde çalışabilirler. Merkür yönettiği için bilgi onlar için çok önemlidir. Gerek özel hayatlarında, gerek iş hayatlarında düzen de her zaman çok önemli olacaktır. Analitik bir zekaları vardır. Genellikle ince eleyip sık düşünür ve mantıklı karar verirler. Dışarıdan görünüşleri ciddi ve soğuk olabilir. Çok titiz olmaları temizlik ve sağlık takıntısı da yaratabilir. Maddenin önemine inanırlar. Maddi konularda tutumlu olduklarından paralarını biriktirerek yatırımlarda kullanırlar. İlişkilerinde çok duygusal değil, mantıklı hareket ederler. Entelektüel oldukları için konuşmayı severler ancak sosyal ortamlarda çoğu zaman biraz daha çekimser olabilirler. Başak Burcu, sabırlı, ağırbaşlı, tutucu ve geleneklere bağlı yapısıyla iş ve hizmet sektörünün de aranılan, güvenilen kişileridir.